Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. Khatemin nebiyyin ve imamil mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin ecma'in. Allahümme zidna ilmen ve fahmen ve hifzan ve ihlasan ve elhiqna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil khayr. Allahümme iftah lana abuab hikmetik. Ve enşur aleyna min rahmetik. وأنزل علينا من بركاتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu tayyibelerine, alinin, ashabının, ulema-i izamın, meşayih-i kiramın, bize okutan hocaların ve musannifin ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Allah Teala'nın izni inayetiyle İmam Gazali Rahimahullah'ın İktisat isimli eserini okumaya devam ediyoruz. İkinci kutba başlamıştık. Son 2-3 derstir, 2 derstir kudret sıfatına başladık. Onun ispatını yaptı İmam. Sonra bir hükmünü söyledi. Çok önemli bir hüküm. Ve kudret sıfatına dair bahis de hep o hüküm üzerinden gidiyor. Umumu taalluk. Tamam. Kudret sıfatı bütün hadisata, bütün mümkünata taalluk eder. Hiçbir istisna olmaz bu işin dedi ve dedi ki bizim bu hükmümüzün üzerinde 3 tane mesele tartışmamız lazım. 3 tane fer vardı. Birincisini biz yaptık. Neydi o? Allah Teala var olmayacağını bildiği şeye kadir midir? Yani Allah Teala her şeye kadirdir. Yani bütün mümkünlere kadirdir diyoruz. Peki var olmayacağını bildiği şey de bir şeydir. Ve buna kadir midir diye bir soru gelirse hemen bakarız. Bu mümkün mü değil mi diye onun tartışmasını yaptı. Bir açıdan mümkün, bir açıdan muhal falan tafsir edince anlamdaki kapalılık ortaya çıktı ve cevap da ortaya çıkıyordu en son. Efendim mümkündür diyebiliriz lafzen diyordu. Evet, kadirdir diyebiliriz. İkinci fer kesb meselesi olarak başlıklandırabiliriz. Burada başlıklandırılmamış kitapta direkt El-Fer'u-Sani Mes'eletül Kesb diyebiliriz. Nedir burada? Takrir etti başta. Biz geçen hafta bunu okuduk takriri. Hızlıca takriri hatırlayalım. Dedi ki madem ki diyorsunuz ki Allah Teala'nın kudreti bütün mümkünlere taalluk eder. O halde canlıların, irade sahibi varlıkların ihtiyari fiilleri de bu kapsama girer mi? Girmez mi? Eğer girmez deseniz o zaman siz hükmünüzün kaziye-i külliyeyi iptal etmiş olursunuz. Girer derseniz bu durumda da iki ihtimal var. Ya bir tane fiil, bir tane makdur iki kudretin tesiri altında kalacaktır. Veya da efendim şeyler kadir değildir. Hadis bir kudret diye bir şey olmayacaktır. Bu durumda da hadis kudreti olmayan insanların efendim ihtiyari diye baktığımız fiillerin fiillerle mükellef olmaları abes olacak veya şey mümkün olamayacaktır. Yani kudret sahibi olmayan varlıklardan bir şey talep etmek efendim imkansızı talep etmek olur. Kadir olmayanları mükellef kılmak tarzında bir cebre gireceğiz yani dedi. Yani dolayısıyla ikinci ihtimal nedir? Hükmümüzü tutacaksak, kaziye-i külliyeyi bırakmayacaksak iki ihtimalden birini seçmemiz lazım. Ya cebre gideceğiz efendim veya da bir fiilde bir fiile bir makdura iki kudret taalluk edebilir diyeceğiz. İmam ne yaptı sonra? Dedi ki işte bu konuda ayaklar kaymıştır dedi. İki tane uç tarafı söyledi bize ifrat ve tefrit. Efendim cebriye var ifrat tarafında, tefrit tarafında da mutezile var diye düşünebiliriz. Veya ifrat tefriti başka bir açıdan değiştirebiliriz yerlerini. Ne açıdan ifrata baktığımıza bağlı. Efendim her türlü iki uçta cebriye ve mutezile var. Şeye dikkat edelim. Mesela mutezilenin ismi de bu meseleden geliyor. Kaderiye aslında ilk dönem mutezilesinin ismi. Daha birinci asırda kaderiye. Ama dikkat edelim kaderiye kaderi savunanlar, kaderciler değil. Kaderi inkar edenler. Beklenenin aksine yani. Böyle bazen oluyor isimler zıttıyla. Çok kaderden bahsettikleri için yani belki. Tamam mı? Şey için, efendim. Kitap okumuşsun abi.
Evet. Eleştirmek için yani onlar hani tam tersi şekilde ifade etmek için de bu. Kaderci yani böyle bir itham veya bir yaftalamak için üretilmiş bir isim, evet. Geçen hadis-i şeriflerde de geçiyor yani kaderiye. Mecusu hadihil umme diye geçiyor kaderiye. Çok acayip yani bir hadis-i şerif yani sıhhatli takdir. Hani bir öncesi dediniz ama abi aynı kimseler mi bunlar? Yani tabi her aynı fikri taşıyorlar. Kaderiye aslı bunun. Yani kaderiye ismiyle biliniyorlardı ilk asırda ve aynı Mutezile'nin birçok sahip olduğu fikirleri daha aşırı da sahip olanlar vardı. Efendim ama 2. 3. 4. asırlarda ortaya çıkan büyük Mutezile alimleri ve ekolleri nazar itibar alınırsa çok daha mutedil bir yerdeler tabi. İlk dönem bazı kaderi, Mabet el-Cüheniler falan var, daha sahabe döneminde. Abdullah İbni Ömer'e gelip söylüyorlar işte. Daha bizim Basra'da şöyle kaderi inkar edenler çıktı falan ve ben onlardan beriyim diyor. Meşhur hadis-i şerif biliyorsunuz. Bidat kavramına sahabenin bakışı yani akaitteki bidat meselesi. Evet. Şimdi Mutezile kaderi inkar ediyorlar diye bilinirler. Aslında tamamen bu manada bu kadar ıtlak ederek konuşmak doğru değil. Yani efendim insanın ihtiyari fiilleri dışındaki diğer efendim hadisatta Allah'ın ilmi, irade, kudretinin söz konusu olmadığını söylemiyorlar tabii bunlar. Bir tek insanın ihtiyari fiillerinde kendisinin yarattığını iddia ediyorlar. Cebriye'de hiçbir hadis kudret olmadığını söylüyor. İmam bunları takdir etti. Sonra ikisinin de ciddi problemleri olduğunu söyledi. Cebriye'nin problemi neydi hemen hatırlayalım. Efendim istemsiz hareketlerle iradeyle yaptığımız hareketler arasındaki zorunlu ayrımı inkar etmek. Zaruri bir bilgiyi inkar etmek. Tamam? Yani kesin bildiğimiz bir şeyi kale almayıp bilmiyoruz gibi ve o farkın olmadığını gösterecek bir mezhepte durmak, bir yerde durmak yani. Bu büyük bir problem tabii. Bu bir sistem. Yok, teklifi doğrudan inkar etmiyorlar aslında. Biz onları teklifin inkarının lazımını ilzam ediyoruz. Efendim, yok. Direkt bu şekilde küfre girme. Yani tekfir edilmişler. Bazıları tekfir etmişler ama tartışılır tekfir edilip edilmeyecekleri. Yani sözlerinin derecesine bağlı. Yani ne kadar açıklıkla bazı şeyleri söylediklerine bağlı. Ondan sonra Mutezile'ye ne lazım gelir? İki tane çok problemli durum lazım gelir. Hatırlayalım çünkü onlar üzerinden gideceğiz tekrar. İki tane çok büyük sıkıntı lazım geliyor mezheplerinde. Çözmeleri gereken problem haline geliyor. Birincisi, evet, Selefi Salih'inden beri gelen bir tane lafızları üzerinde bile icma edilen bir iddia, bir yargımız var yani. Bütün Müslümanların efendim nesilden nesile dolaştırdığı nedir? La halika illallah. Bu umum, aslı olan umum üzere kalmasıdır. Herhangi bir akli delil yoksa, nakli ve akli delil yoksa tahsis edilemez yani. Tamam? Ama siz tahsis ediyorsunuz. Tabii sizin iddianıza göre akli bir delil var. Ama biz o akli delili çürütünce nas bizim tarafımızda olmaya başlıyor. Tamam mı? Usulde, aynı usulde gidiyoruz Mutezile ile ama efendim biz akli delildeki tartışmada çürütürsek veya da ispatta edemezlerse akli delillerini, tamam, efendim şey kalır. Umum üzere kalır. Bu umma muhalefet etmek var. Bu tabii çok tehlikeli bir şey. Bu böyle hani masum gibi bir şey gibi değil. Yani burada siz bunun kapısını açtığınız anda bunun ardı arkası kesilmez yani. Tevhide dair İslam'ın zaruratı diniyesini ifade eden birçok cümlenin anlamını tahrif etmeye doğru bir kapı açmış olursunuz. Dinmin kalmaz yani, tamam. Nakil, nas diye bir şey kalmayabilir. İkinci büyük problem, efendim insan ihtiyari fiillerini kendisi yaratıyor dediğimiz zaman ama insan bu yarattığı fiillerin oluştuğu bütün o diğer fiillerle, diğer şeylerle irtibatı halinde binlerce şeyi bilmesi gerekiyor. Bir fiilin vukua gelmesi için, yani basitinde biz bir ayağımızla bir adım atıyoruz. O adımın doğru bir şekilde, o dengeyle atılması için, değil mi? Kasların hareketi, ne kadar enerjiye ihtiyacı var, şu kadar milim ilerledi, şu diğer kemikler kaslarla irtibatı falan filan. 50 bin tane şeyi biz bırak bilmeyi, yani şey de değil yani, oturup çalışsak yıllarca belki bilemeyiz falan. Aynı anda hayır, ben o ayağımın hareketini ben halk ettim, o arazi yarattım falan demek ciddi bir problem yani. Bir şeyi bilmeden onu var etmek, onu yaratmak gibi bir sıkıntıya giriyor. Biz geçen derste bahsetmedik ama şimdi işte sonlarına geldik. Şu birinci dipnot var sayfa 156'da. Çok güzel bir nakil İmam Cüveyni'nin irşadından. Mutezile'nin bu problemli ikinci lazımının götüreceği yer, eğer diretirlerse, hayır bir şey bilinmeden de, ayrıntılarıyla tafsili olarak bilinmeden de bir zat bir fiili yaratabilir derlerse, tamam mı? O fiilin ayrıntılarını bilmeden de yaratabilir
tafsili ilme ihtiyaç yoktur halk için derlerse daha da büyük bir probleme girecekler, daha büyük bir bataklığa girecekler. O ne olacak? Zaten biz Allah Teala'nın ilmini efendim nasıl Allah Teala'nın kudretini, ilmini nasıl ispat ediyorduk? Efendim ilmini Allah Teala bu alemin yaratıcısıdır değil mi? Sanisidir. Bu alemin sanisi onu bilmemesi düşünülemez. Allah'ın ilim sıfatını, alim olduğunun ispatını zaten kudretten ilme geçiş yapıyorduk. Zaten gelecek o da. Efendim mükemmel bir sanat eseri ortaya konmuş bir alem var. Efendim bu alemin yaratıcısının alemin ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmemesi de mümkün hale gelecek ve Allah'ın ilim sıfatına alim olmasının delilinin iptali söz konusu olacak. Yani bu da çok problemli bir şey. Mutezili'nin bunu kabul edememesi gerekiyor yani. Bu da bir ilzam. İster kabul etsinler ister etmesinler. Biz onlara ilzam ederiz. Onlar iltizam ederler veya etmezler. Onların bileceği iş. İlzam nefsül emirde tahakkuk etmiş mi edilmemiş mi ona bakmak lazım. Yani dışarıdan üçüncü bir kişi, hasımların arasından nazar edecek kişi nefsül emirde lüzuma bakacak. Hangi taraf iltizam etti etmedi artık o zaten iradi bir şey. Yani iltizam edip etmemen yani kabullenmen ve teslim olman yani deliyle. Yani, tamam. Şimdi bu ikinci mesele de ikinci ilzam da çok önemli. Biraz ora doğru gelecek yani ilerideki bahislerde de. Şimdi biz şeye devam edelim. Ehl-i Sünnet'i anlatacak. Ehl-i Sünnet'in bir makdura iki kudret tesir edebilir. Daha doğrusu iki kudretin taalluku altına girebilir. Dikkat edelim. Evet, tesir edebilir demeyelim. Bir makdur iki kudretin taalluku altına girebilir. Biri kadim kudret, biri hadis kudret. Bu her ne kadar zahiren problemli görünse de sanki bir tek malule iki illet taalluk ediyor gibi. Ama dikkat edin biz malul illet demiyoruz. Kudret sıfatını diyoruz, tamam mı? Sebep olan fail veya vücuduna sebep olan mucit, kadir olan bir mucit olmasından bahsediyoruz. Zorunlu bir illet malul ilişkisi içerisinde bir sebeplilik değil, irade ile tesir etmeden bahsediyoruz. Tabi hadis kudretin tesirinin olmadığını söyleyeceğiz. Yaratma tesirinin olmadığını söyleyeceğiz. Şimdi devam edelim, takip edelim artık. Zor yerleri sorabilirsiniz. Bir miktar ben de zor düşündüğüm yerleri açıklarım zaten. Nispeten daha hızlı gideriz ama yavaş yavaş okuyalım. فَهَذِيَ نُوعُ الشَّنَاعَاتِ الْلَازِمَةِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ فَانْظُرْ الْآنْ إِلَى اَهْلِ السُنَّةِ كَيْفَ رُفِّقُوا لِلسَّدَاتِ وَرُشِّحُوا لِلْاِقْتِسَادِ فِي الْاِعْتِقَادِ فَقَالُوا الْقَوْلُ بِالْجَبْرِ مُحَالٌ بَاطِلٌ والقول بالاختراع اقتحام هائل. İktiham ne demek? Zorlama. Güzel. Daha sözlük anlamı. Burada evet zorlama gibi bir şey ama daha da bir. Tam zorlama da değil burada aslında. Tamam ne demek? Güzel. Modern medya Arapçasına gidelim yakın o orada. Zorla gibi. Cahiliye şiirinde de çok geçer bu kelime. İktiham el ehval, iktiham el ma'rakete yani böyle dalıp içine girip yarmak, dalmak yani tamam mı? Yani korkusuzca mesela savaşta safların içerisine atlamaya iktihame denir yani. Yani bir bölgeyi ele geçirmek için oraya mesela ordunun girmesi diyelim bir şehre. İktihame el ceyşu fi medinet kede mesela denir tamam. Hani orada milis güçleri vardır, pusu kumşadır ama onu aldırmaz. Diyelim ordu girer yani iktihame. Yani korkulara cesurca korkulu bir şeye veya da büyük bir tehlikeye atlamak yani. Tamam iktihama. İktihamun hail. Korkunç bir cesaret gibi yani. Bir cüret. Cüret diyebiliriz. Türkçe'de cüretin çağrışımı daha güzel böyle bir yerde. Yani bu çok büyük bir cürettir yani. Efendim. Ve innama. Ve innama el hakku isbatul kudreteyni ala fi'lin vahid. Vel kavlu bi makduri mensubin ila kadireyni. فَلَا يَبْقَى إِلَّا اِسْتِبَعَادُ تَوَارُدِ الْقُدْرَتَيْنِ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ وَهَذَا إِنَّمَا يَبْعُدُ إِذَا كَانَ تَعَلُّقُ الْقُدْرَتَيْنِ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ فَإِنْ اِخْتَلَفَتْ الْقُدْرَتَانِ وَاخْتَلَفَ وَجْهُ تَعَلُّقِهِمَا فَتَوَارُدُ التَّعَلُّقَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ غَيْرِ مُحَالٍ. Şimdi burada aslında belki bu iddianın en derin yerini anlatıyor yani. En büyük cevabını veriyor. Hani basit bir varlık, basit bir şey, bir birimlik bir şeyin varlığa gelmesi, yokluktan varlığa gelmesi aynı anda bir tek yönden iki tane sebebin tesiri altında kalamaz. İmam Gazali de bunu biliyor. İster bu sebep irade sahibi olsun ister olmasın tamam.
bir tek açıdan, mesela var etme açısından, yokluktan varlığa geçiş basit bir mefhumdur. Basit bir durumdur. Bu basit duruma iki tane ayrı sebep aynı anda sebep olamaz yani. Paylaşamazlar da, çünkü bölünemez bir şey bu. Evet, tahsil hasıl olur. Bir tanesinde tahsil hasıl olması lazım. Evet, ya ikisi aynı anda beraberce, hani yardımlaşarak diye düşünebiliriz ya, o mürekkep şeylerde olur. Hani beraber biz bir kayayı kaldırabiliriz. Ama beraber ikimiz de cevheri ferdi hareket ettirmek istesek, yani hareket ettirebilir miyiz yani? İkimizin de tesirinin söz konusu olma durumu, hayır, olamaz. Basit bir şey, bölünebilir bir şey değil yani. Hani böyle güç gerektiriyor, 100 milim güç, ya ben 50'sini alıyorum, sen 50'sini alıyorsun falan, paylaş, böyle bir şey değil. Bir birimlik bir şey, bir birimlik bir eser veya tesir, tamam? Basit diyoruz buna. İmkansızlığın derin hasırı tahsir olur. Çünkü basit bu, bölünemez. Yani ikisi de aynı anda tesir ediyor diye farz etsek, ikisinin de rolü vardır. İkisinin rolü varsa bir tek şeyi ikiye bölmek gibi olur, ama bölünemeyen bir şey bu. Demek ki bir tanesi tesir ediyordur, diğeri etmiyordur. Hasırı tahsir oluyor. Demek ki diğeri sadece lafzen müessir veya sebep. Hakikatte hiçbir anlamı yok. Şimdi İmam Gazali bunu biliyor zaten, bakın. Bu anlamı unutmayın yani. Biz bunu iptal etmiyoruz aslında, bu manayı. Tamam mı? Ama başka bir şey, daha derin bir şey söyleyeceğiz. Daha zor anlaşılması. Belki farklı itirazlar ona da gelecek ama. Diyor ki İmam Gazali, iki tane kudret var. Biri kadim, biri hadis. Aynı makdura taalluk ediyorlar. Ama ikisinin taalluk veci bir değil. Sadece bir tanesi yaratma ve var etme olarak taalluk ediyor. Diğeri başka bir anlamda taalluk ediyor. Peki hangi anlamda taalluk ediyor? Bakın, en derin soru şurada bu. Buna cevap verebiliyorsanız biraz veya genel itirazları def edebiliyorsanız, kesb görüşünün arkasında iyi durabiliyorsunuz demektir. Dikkat edin. İkincisi de taalluk ediyor. Ama ne anlamda, nasıl taalluk ediyor? Bunun tartışılması gerekiyor biraz. Şimdi imam az sonra, şimdi dikkat edin, bundan sonraki tartışma 3-4 sayfa boyunca şey üzerinden gidecek. Mutezile burayı deşecekler sürekli. Yani biz böyle bir şey anlayamıyoruz. Böyle bir şey yok. Hani madem ki tesir etme, kudret dediğimiz var etmedir. Onun ötesinde bir kudretin taalluku falan düşünemiyoruz gibisinden diyecek. İmam Gazali de kitabın şeyin konunun sonuna kadar bile anlatmayacak aslında onu. O anlamı. Belki de anlatılamaz bir anlam olduğunu söyleyeceğiz. Orada farklı bir şey olduğunu biz iddia edebiliriz. Ama anlatamadığımız bir şey olduğunu da söyleyebiliriz, bakın. Ama serpler üzerinden anlamı biraz belirginleştirecek. Şu değil, bu değil, bu değil falan diyecek, tamam? Yani serpler üzerinden o anlamı biraz daha fazla, yani makul, meşru bir zemine çekeceğiz. Yani bir ismin ötesinde bir şeye, bir lafızla söylemenin ötesinde bir yere getireceğiz, tamam mı? Şeyi takip edebiliyorsunuz değil mi? Şimdi bundan sonra bu gözle okumaya devam edelim. Evet. Fenkıl femellezî hamelekum alâ isbâtin makdûrin beyne kâdireyni kulnâ el burhânul kâti' alâ ennel hareketel ihtiyâriye müfârikatun lirri'de ve in furidat erri'detu murâdeten lil mürte'iddi ve matlûbeten lehu eydan ve lâ müfârikate illâ bil kudra. مفارقه الا بالقدره ثم البرهان برهان القاطع على ان كل ممكن فتتعلق به قدره الله تعالى وكل حادث ممكن وفعل العبد حادث فهو اذا ممكن فان لم تتعلق به قدره الله تعالى فهو محال فاننا نقول الحركه الاختياريه من حيث انها حركه حادثه ممكنه mümkinetun mumathilatun. Mumathilatun. Evet. Li hareketir ri'de. Fe yestahilu en tetaallaka kudretullahi ta'ala bi ihdâhima ve taksuru anil uhra. Ve hiye mithluha. Bel yezemu aleyhi muhal. Muhalun âkhar. Ve huve enne Allahe ta'ala lev erâde teskine yedil abdi izâ erâde l'abdu tahrikeha. Fela yehlu imma en tuğcedel hareketu ve sükûnu cemî'a. أو كلاهما لا يوجد فيؤدي إلى اجتماع الحركة إلى اجتماع الحركة والسكون أو إلى خلو عنهما والخلو عنهما مع التناقض يوجب بطلان القدرتين إذ القدرة ما يحصل بها المقدور عند تحقق الإرادة وقبول المحل. Evet, şimdi soru çok güzel bir soru hakikaten.
Bakın İmam Gazali hiç karşı tarafın itirazını belki kendisi kurguluyor. Yani hani biz niye bunu diyoruz? Bunu bizim böyle bir nispeten zahiren sanki Mutezile iddiasına göre imkansız gibi görünen bir şey dememizin sebebine bir delilimiz var. Çünkü iki tane kat'i bildiğimiz şey var diyor delillerle. Bir tanesi zarureten bildiğimiz, işte istemsiz hareketle iradi hareket arasındaki fark. Diğeri de akli deliller bizi efendim umumu taalluku, kudretin umumi taallukuna götürdü. Efendim, imkan bütün şeylerde ortak falan yani. Kudret açısından bir farklılık yok. Şimdi bu iki kat'i bilgiden sonra iş bitmiyor. Problemimiz kulun ihtiyari fiillerini nereye koyacağız buna rağmen. Diyor ki biz işte bunun için bir çözüm olarak işte kesbi söylüyoruz. Kesb de o işte bir tane maktura iki kudretin taalluk etmesidir kesb aslında, tamam mı? Şimdi kesbi tanımlayın anlatın deseler size. Bunun üzerinden anlatacaksınız, tamam mı? Kesbin anlatımı aslında bu. Kesb bir ıstılah. Bunun anlamının daha açık kılınması lazım. Bir makdura aynı anda iki kudretin taalluk etmesi. Yani bu mesele doğrudan kesbi anlatıyor. Hani kesb aslında bu meseleyle anlatılabilir ama bir kısmı daha doğrusu doğrudan ismi kesbi. Nedir? Hadis kudretin yaratmayla beraber olması veya hadis kudretin fiilin vücuduyla beraber olması. Me'iyye yani. Tamam. Fiilin vücuduna eşlik etmesi. Kesb budur. Mukaranedir yani. El-kesbu mukaranetul kudretil hadifeti bil fiil. Ev me'al fiil diyelim. Tamam. Mukaranetul fiil mukaranetul kudretil hadifeti bil fiil ve me'al fiil. Bunu açıklamışsın herhalde ama benim aklımda ben unuttum. Burada kesb teorisi kesbin neden kudretin altında açıkladı? Yani niye iradenin altında zikretmedi? Kesbi cüz-i irade, külli irade olarak olsaydı diyorsun hani vallahi bilmiyorum, orada da açıklayabilirdi belki. Orada biraz da hudus kıdem tartışmasına girecek. İradenin kendi anlamını tahkik edecek. Külli iradenin kendisi çünkü var bir mesele. Belki orada uzayacağı için bilmiyorum. Ama kudret umumi, kudretin umumi taallukunu kudrette söyleyince de bu mesele doğrudan daha bağlantılı değil mi? Bana daha yakın geliyor yani. Yani kulun iradesini serbetmiyoruz ki zaten. Mutezile de biz de. Kulun iradesi var mı? İrade müessir değil. Problemimiz kudretle alakalı. Kulun kudreti tesir ediyor mu etmiyor mu? Şimdi Mutezile'de biz de kulun bir kudreti olduğunu söylüyoruz. Ama Mutezile bizim söylemimizin tamamen isim düzeyinde kaldığını iddia ediyor. Bizim tamamen bir lafız kullanıp anlamsız bir lafız kullandığımızı iddia ediyor. Bizim bu iddiayı çevirmemiz için o hadis kudretin taallukunun ne manaya geldiğini biraz izah etmemiz lazım. Tamam mı? Onu yapmaya çalışıyoruz zaten. Ama ikimiz de bir hadis kudret olduğunu söylüyoruz. Cebriye hadis kudretin var olduğunu söylüyor. İkimiz de iradenin de olduğunu söylüyoruz. Tamam mı? Yani istemsiz hareketlerde de irade olabilir. Yani bir insanın eli titriyor hasta olduğu için. Titremesini istemiyor. Tutmayı istiyor. Bu isteği yerine gelmiyor. İrade ediyor ama kudret yok. Tamam. Hadis kudret zaten tesir etmiyor. Var etme manasında bir tesiri yok. Efendim kadim kudret de tesir etmemiş. Yani biliyoruz yani vakadan efendim. Tamam. Şimdi iki tane zorunlu bilgi var. Arada ne var? Fiilleri ne yapacağız? İşte kesple açıklıyoruz. Diyoruz ki iki tane kudretin taalluku altındadır. Yani bizim kaçarımız yok. Yani böyle ikisini de iptal edemeyiz. Üçüncü formüle zorunlu olarak gidiyoruz diyoruz yani kesbe. Başka bir ihtimalimiz yok. Yani kesbe gitmediğimiz zaman bu diğer iki ihtimalden herhangi biri kesb ihtimalinden daha az problemli değil. Daha çok problemli. Bizim görüşümüzde hiç böyle itiraz edilemeyecek bir yön yoktur demiyoruz. Ve her şey ayan beyan ortada demiyoruz kesbde. Tamam. Ama bulabileceğimiz en makul çözüm burası diyoruz. Efendim bir yere kadar da bayağı bir anlaşılır. Anlayamadığımız bir yere doğru gidersek bile artık orada sırrı kader veya da aklın artık bazı şeyleri bilememesi falan olabilir zaten. Bunlar hep bütün fırkaların ihtimal verdiği şeyler, yerler yani, tamam mı? Ama önemli oraya kadar bizim bir çelişkiye düşmememiz, tamam? Açık bir akli, nakli veya da zaruri bir delile, bir bilgiye muhalefet etmememiz, tamam? Tevakkuf ettiğimiz yere kadar. Sırrı kaderdir deyip durduğumuz yere kadar, tamam mı?
Ki burada biraz öyle, ondan bahsetmiyor da ama öyle bir yere geliniyor muhakkak. Yani gelinebilir veya düşünün yani siz, tamam. Şimdi her şey böyle güllük gülistanlık gibi de gitmeyelim. Hani biz kez bir söylüyoruz falan, kes mükemmel her şey ayan beyan ortada falan. Efendim olsa zaten hani birkaç on yüzyılda falan veya birkaç on şeyde yılda belli olur, insanlar bakarlar insaf sahipleri. Tamam yani mesele kesmiş bitti falan deyip geçerler hani. Öyle olmamış yani. Akıl sahibi büyük dehalar bile hala yanlışa düşüyorlar, hayrete düşüyorlar falan filan yani. Hala mesele öyle basit değil yani. Ha bu şu demek değil, biri aklen nihai cevaplara ulaşmamıştır asla, hiç kimse ulaşmamıştır. Bunu da iddia etmiyoruz. Yani birileri ulaşmış da olabilir aklen ama kolay olmadığını söylemek istiyoruz mesele. İnanılmaz zor bir mesele. Yani haddinden fazla zor bir mesele. Efendim. Zaten ondan dolayı yani hadis-i şerifler biliyorsunuz efendim, ulemanın da tavsiyesi nedir? Mümkün olduğunca girmemek yani bu konuya. Tamam. Ama mecburen biz giriyoruz çünkü bidat ehli bizi efendim şer-i şerifin naklettiği ve teslim olmamız gereken ve aklende muhal olmayan birçok anlamı iptal etmeye götürüyor. Bizi o bidatlere çağırıyor ve insanları saptırıyor. Biz de mecburen oyunun kuralı gereği sisteme girip tartışıyoruz, tamam mı? Efendim. Tamam. Efendim. Oyunu kuralına göre oynamak zorundayız yani. Ben oyunu oynuyorum ama hani kurallarına uymayacağım. Haklı şeylere hep teslimiyet naslardan olmaz yani. Efendim bir yere kadar gidiyoruz ama durulacak yeri de biz tayin etmek istiyoruz aklen. Çünkü aklın sınırlarının nerede duracağını söyleyen de akıl. İşte biz orada oyunu kuralına göre oynayıp aklın mantık yasalarını, bütün yasalarını, anlamlandırma yasalarına girip sınırı başkalarının çizmesini istemiyoruz yani, tamam. Çünkü o sınırda şer'i sınırları aşabilirler, nakli aşabilirler, yanlışa düşebilirler. Yani böyle bir gayelerin olması gerekmiyor ama yanlışa düşebilirler yani. Şimdi tamam, peki bundan dolayı biz yapıyoruz. Bundan sonra da güzel bir yere geçti aslında. Bir daha kuvvetli bir delile geçti. Sadece genel bir yöntem üzerinden gitmedi. Temanu meselesi büyük bir delil. Bu şu son, bu paragrafın ikinci yarısını temanu diye isimlendirebilirsiniz. Temanu diye biliniyor. Burhanu temanu demiyoruz buna, o vahdaniyet delili. Buna ama ne diyoruz? Efendim kesb meselesinin ispatı için getirilen delillerden bir tanesi temanu. Yani kulun kudreti ile hadis kudret ile kadim kudret aynı bir tek şeyin, bir tek fiilin efendim varlığı ve yokluğunda çatışsalar ne olur? Yani bunun bütün ihtimallerini serdedince kulun yaratmasının düşünülemeyeceğini anlayacağız yani, tamam? Temanu yani efendim hadis kudret ile kadim kudretin ikisinin de bir tek basit bir fiile efendim fiili var etmesi düşünülürse faraza, yani hadis kudretinde var etmesini varsayıyoruz. Ne olacak? Akli ihtimaller zaten belli değil mi? Örnek neydi? Efendim mesela bir insan elini hareket ettirmek istiyor. Elin hareketi diye bir fiilden bahsedebiliriz. Bu fiile karşı Allah Teala da mesela onun sakin kalmasını istiyor. Kul da hareket etmesini istiyor. İki irade taalluk edebilir. Problem yok bunda. Peki iki kudret de taalluk ediyor mu? İki kudret var, kabul ediyoruz. Mutezile ile tartışıyoruz. Evet, taalluk ediyor diyelim. Yeti mutezile kadim kudret taalluk etmiyor da biz etmemesi imkansızdır diyoruz. Onu da açıkladı zaten benzeri olduğu için. Yani istemsiz hareketlerde elin hareketine kadim kudretin taalluk ettiğini mümkün görüp istemli hareketlerde edemeyeceğini söylemek hiçbir akli bir gerekçesi yok. Hareket aynı hareket, fiziksel hareket. Hani buna taalluk ediyor diye, yani kudret aynı kudret, kadim kudret. Hareket aynı hareket. Sadece o hareketin yanında o hareketin mahalli olabilecek zatın, insanın sahip olduğu bir efendim aciz durumu var veya yok. Hastalık durumu var veya yok. Tamam mı? Yani bu ayrı bir arazın bir insanda olması, o ikinci arazın, asıl hareket arazının kendisinin imkan dairesi dışına çıkmasına sebep olabilecek bir durum yok. Veya da böyle bir şey iddia eden bize açıklaması lazım. Aklımız neredeyse bedaheten buna hükmediyor. Yani kadim kudret birine taalluk ederse diğerine de edebilmesi lazım. İkisi de aynı hareket, aynı fiziksel nesne. Tamam mı? Burayı anladıktan sonra biz diyoruz ki şimdi kadim kudret ve hadis kudret ikisi de efendim bir hareketine, biri sükununa taalluk ederse, etmek isterse burada dört ihtimal ortaya çıkar. Ya bu el diyelim, insan elini hareket etmek ya bu el aynı anda hem hareketli hem sakin olur, ya da ikisi de olmaz, ya da hareket olur, kulun dediği olur, Allah'ın dediği olmaz,
Haşa. Veya da Allah'ın istediği olur. Kulun istediği olmaz. Başka bir ihtimal var mı? Yok yani, başka bir şey yok. Evet, şimdi her ikisi birlikte olması zaten imkansız. İçtimadıdayın fil vücud. Bu imkansız. Her ikisinin de olmaması, o da imkansız. Çünkü bunlar cisim olan bir mevcut için hareket ve sükun mütenakız kavramlardır. Tamam mı? Bu da imkansız, ama imam başka bir şey daha ekledi. Güzel bir şey söyledi burada. Dedi ki وَالْخُلُوُ عَنْهُمَا مَعَ التَّنَاقُدُ. Yani zaten birinci imkansızlık bunun çelişkili olması. Tamam. Ama bu zaten biliyoruz bunu. Ayrıca başka bir mahzur daha geliyor ortaya. Yani ikisinin de tesirinden hali kalmasında şöyle bir problem de oluyor. İkisi de aciz duruma düşüyor. En azından Allah Teala'nın aziyeti açısından bu kesinlikle kabul edilemeyecek bir şey ittifakla. Tamam efendim. Bu ihtimal de zaten iptal. Dördüncü ihtimale önce bakalım. Veya üçüncü ihtimal bizim tertibimize göre. Üçüncü ihtimalle kulun ki tesir ediyor. Allah'ın ki tesir etmiyor. Yani Allah'ın istediği olmuyor. Böyle bir şey Mutezile de kabul etmez asla. Hatta bunu net olarak diyorlar. Hani kul kendi fiilini yaratır ama hani Allah dilese o fiili yaratmayabilir. Veya kula o kulu kudreti vermeyebilir yani. Tamam mı? Hani baştan engelleyebilir gibi diyorlar. Böyle bir şey demiyorlar zaten. Yani çakışır zaten. Kadim kudret buna taalluk etmiyor diyorlar. Tamam efendim. Ama hani istese o hadis kudreti daha baştan vermez zaten. Dolayısıyla vermeyeceği için aslında o fiilin, o hareketin, insan elini hareket ettirmek istiyor ya, o hareket ettirmenin vücuda gelmesini daha baştan Allah engelleyebilir iradesiyle. Biliyor da Allah her şeyi. Tamam. Ama kulunu o kudreti veriyor ve mükellef kılıyor. Ama mükellef kılacaksa o kudreti de vermesi lazım. Ve o kudreti veriyorsa, hadis kudreti, fiilden önce de var olan insanın taşıdığı o hadis kudreti Mutezile'ye göre, efendim, fiil sırasında fiili yapmak istediği zaman kadim kudretin ona taalluk etmesi artık aklen imkansız diyorlar. Tamam? Yani şu itibarlarla beraber imkansız hale geliyor Mutezile'ye göre. İyi anlayalım bakın Mutezile'nin mezhebini. Tamam? Yani onlar da böyle az değiller. Yani böyle sahne böyle çok şey değil. İlk bakışta hemen tutarsız bir sahne değil. Anlatınca öncesi sonrası hani ilk aklımıza, hatta ben size söyleyeyim, avamın bu konular üzerinde düşünmeyen insanların çoğu Mutezile gibi düşünür yani. Bu konularda yani. Genel olarak Mutezile gibi düşünürler. Bazen akaidde böyle ifadeler Ehl-i Sünnet'e benzer, bazen düşünme tarzları Mutezile'ye benzer ama. Yani çünkü zahiri düşünce oraya götürür bizi. Daha derin düşünce bizi kesme götürür. Efendim. Böyle bir şey var. Şimdi bu ihtimal de olmaz. Geriye bir tane ihtimal kalıyor. Onu şimdi tartışacak. O daha zor. Bakın o bayağı zor. Şimdi ona geçeceğiz. O ihtimal nedir? Yani iki kudret de taalluk edebilir ama efendim bir tanesi racih geliyor. Tabi bu ihtimal Mutezile söylemiyor. Zaten kadim kudret taalluk etmez diyor ama bize göre diyoruz. Hadis kudret, kadim kudret ikisi de taalluk ediyor. Efendim ama bir insan diyor ki yani Allah'ın kudreti daha güçlüdür, daha üstündür. O tesir eder, insanınki etmez. Yani böyle bir durum olursa faraza. Efendim. Şimdi bakalım bunu nasıl iptal edecek? Bunun iptali bayağı zor. Üzerinde düşünmesi çok soyut bir şey bu. Evet. Ve in zanna enne maqdurallahi taala yeterecceh li enne kudretuhu akwa. Yani ve in zanna'l hasmu diyebiliriz ve in zunna da olur. İkisi de olabilir. Ve in zanna'l hasmu bir nüshada var zaten, evet. Li enne kudretuhu akwa fa huwa muhal. لأن تعلق القدرة بحركة واحدة لا تفضل تعلق قدرة أخرى بها. Bu ibareyi anlayalım. لا تفضل yani لا تزيد عليه gibi düşünün. Yani ve لا يزيد عليه aslında يفضل beklerdik senden, nasıl? تفضل mı? Bence يفضل olması lazım ama تعلق القدرة yoksa da haber sılasız kalacak yani zamirsiz kalacak. Neyse. Ama mana anlaşılıyor. Mana şu. Burası işte şeyin göbeği, şu tartışmanın. Bir hareketin vahide diyor ya, basit bir fiil, basit bir şey, bölünemeyen basit bir şeyin vücuda gelmesi. Diyor ki kudretin basit bir şeye, mesela bir harekete, basit bir harekete, yani hareketin varlığı veya yokluğunu düşünelim. Ona taalluk etmesi diyor, başka bir kudretin taalluk etmesine yer bırakmıyor diyor. Yani fazla bir ziyadelik bir şey olmuyor yani. Hani bir kudretlik işi var bunun. Öyle düşünebilirsiniz, tamam mı? Hani böyle iki kudretin taalluk edebileceği bir derecelenme söz konusu değil meselede. La tezidu, yani böyle o kudretin taalluku böyle derecelendirilebilecek, işte iki kudretin sığabileceği bir şey değil yani, iki kudretin taallukunu. Yani
yestagni diyemiyoruz değil mi? Hani tam yestagni olmaz da ama. Hayyughni tam ifade etmezdi işte delili. Şimdi basitliğini ifade etmeye çalışıyor. Ziyade yoktur demek istiyor orada. Hani bir birimlik bir şey yani. Bölünemez bir şey, tamam? Bölünemez bir şey. İki kudretin taalluk etmesi düşünülemez var etme açısından, tamam? Efendim. İz kânet, evet. İz kânet fâiletül kudreteynil ihtirâ. Ve innemâ kuvvetuhu biiktidârihi alâ gayri. Ve iktidâruhu alâ gayrihi gayru mureccih. مرجح في الحركة التي فيها كلام. فيها الكلام. فيها الكلام. إذ حظ الحركة من كل واحدة من القدرتين أن تصير مخترعة بها والاختراع تساوي. متساوي olması lazım ya. Veya يتساوى belki bir nüshaya göre. Sen de öyle mi? Bu nüshan şey nüshası oldu. Tabii biz buraları okurken bir arkadaşın nüshası seninki gibiydi yani. Aynı nüshaydı yani. Aynı yayın nüshasıydı. Oradan yazmışım ben zaten. Nüshafaktan. Kendimden çıkarmıyorum yani. İnsanları tahmin ediyor. Öyle değil yani. Ama bazen tahmin ettiğinde oluyor, buluyorsun yani. Diyorsun hani böyle burada bir problem var. Gidip bakıyorsun bir vav eksik, bir lam eksik, bir şey eksik oluyor yani. فَلَيْسَ فِيهِ اَشَدُّ وَأَضْعَفُ حَتَّى يَكُونَ ف۪يهِ تَرْجِحٍ فَاِذَنْ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ عَلَى اِثْبَاتِ الْقُدْرَتَيْنِ سَاقَنَا اِلَى اِثْبَاتِ الْمَقْدُورٍ بَيْنَ قَادِرَيْنِ فَاِنْ قَيْلٍ. Ha, bir dakika burada duralım. En zor, belki dersin en zor paragrafı burası. Şimdi olay şu arkadaşlar, size biraz anlatayım. Tekrar bir bakalım lafızlara. Olay şu. Şimdi kudret derecelenebilir bir şey mi? Bir kudret diğerinden daha güçlüdür, daha üstündür, daha kuvvetlidir diyebilir miyiz? Hani benim gücüm seninkinden daha fazla falan diyoruz dilde ama bakın dilin zahirine tutunan adam kelam yapamaz yani. Normal dilin çağrışımları üzerinden hareket eden adam kelam yapamaz. Dildeki lafızların çağrışımlarından tecrit edip manalarla baş başa kalması lazım, tamam? Lafızların tesiri altında kalan bu işi yapamaz. Tamamen mesele manalar. Nefsül emirde olay ne bitiyor, ne gidiyor? Lafızların delaletinden bağımsız olarak tartışıyoruz. Tamam. Güç diye hissettiğimiz bir anlam var. Kudret diye veya bu kudretin fazlalığı, çokluğundan bahsedilebilir mi? Bahsedilirse ne manada bahsedilir? Ben ileride dilin kullanımları yanlıştır demiyorum. Ama bunu tahkik etmeniz lazım yani. Tamam. Şimdi ne manada bahsedilebilir? İmam Gazali diyor ki işte bir tek basit bir fiil, mesela bir tane harekete taalluk eden iki kudret düşünülemez var etme açısından. İz kânet fâidetul kudreteni l-ihtirâ. Bu iz yani izâ yani zarf olarak. Talil değil bu. Tamam? Talil değil yani. Böyle olunca yani eğer ki biz iki kudretin de eserinin yaratma, var etme olacağını düşündüğümüz zaman diyor, bir tek basit harekete iki kudretin aynı anda taalluk etmesi düşünülemez yani. Yani bir tek basit hareket iki kudretin taallukunu kaldıramaz. Fazla değildir. Bir kudrete ancak yerse la tafdul. Zahit gelmez yani, tamam? Anladık mı? Eğer ki fayda yani kudretin eseri var etme ise iki kudretin derecelenmesi, birinin diğerinden daha güçlü olması düşünülemez. Peki derecelendirme düşündüğümüz dildeki lafızlar kullanıyorsak iki kudret arasında bu ne zaman oluyor? İmam bize anlatıyor. Oluyor mu? Oluyor dilde. Karşılığı var mı? Var ama bu açıdan değil, başka bir açıdan. Ve innema kuvvetuhu kuvvetu taalluk. Yani bu daha kuvvetli taalluk ediyor falan. Değil mi? Kadim kudret hadis kudretten daha kuvvetli taalluk eder. Dersek diyor bi iktidarihi ala gayrihi. Eğer ile de bir kuvvet, bir güçlülük, bir derecelendirme falan üstünlük düşüneceksek iki kudretin taallukları açısından, bu bir tek basit şeye taalluk açısından değil, birden çok şeye taalluk edip etmemesi açısından olur. Yani birinci kudret diyelim A kudreti 10 şeye taalluk ediyor, B kudreti 3 şeye taalluk ediyor, A B'den daha güçlüdür denebilir. Tamam, bu dil olarak da makul, anlam olarak da makul. Bakın inanılmaz tahkikler bunlar ha şu anda. Yani bunları takip edin. Kolay değil. Her cümlesi özel bir şey içeriyor. Şu paragraf yani. Bir şey diyebiliriz değil mi? Evet. Kudretin azlığı çokluğu makdura tabidir. Yani. Makdurun adedine tabidir. Makdurun basit olması takdirinde böyle bir şey tasavvur edilemez yaratma, var etme açısından. Ama var etme olayında ısrar edersen kudretin eserini var etme olarak tayin ettiğin anda
taalluklarının derecelerinden bahsediyorsan, bu daha güçlü, daha bunun tesiri daha şey olur, daha kuvvetli olur falan diyorsan, bu sayı olarak olur. Tamam? İdhazul hareketi min kulli vahidetin min kudretin en tasira muhtara'atan biha. Yani yokluktan varlığa geçiş basit bir tek haldir. Bölünemez bir şeydir bakın. Bunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Bu neyi gösterir arkadaşlar? El vücudu mutavati'un. Mantıkta gördünüz mü? Mutavati, müşekkek, müşekkekten bahsetmiştik, hatırlıyorsunuz değil mi? Teşkik. Vücut müşekkek değildir ki yani. İki kudret var, biri bunu daha fazla var ediyor falan. Hani eğer vücut böyle dereceli bir şey olsaydı, biri %80'ini var ediyor, diğeri %20'sini var ediyor bu hareketin falan, hani derdik yani. Hani bu da fena değil, bunun da bir rolü var şu fiilde. Bizim aklımız böyle çalışıyor, ben size söyleyeyim kes meselesinde. Ama böyle değil. Hani cüz-i irade, külli irade olayını biz böyle anlıyoruz bugüne kadar. Ben size söyleyeyim, siz zihninizde vücudun müşekkek olması örtük varsayımı var. Yani biz bir fiil yapıyoruz, o fiil varlığa geliyor, o varlıkta bizim de rolümüz var cüz-i irade olarak. Yani Allah Teala'nın külli iradesinde rolü var ama bizimki çok az. Yani hani biz %1'ini falan var ediyoruz, %99'unu Allah var ediyor falan gibisinde. Hani böyle bir örtük varsayım var arka planda, ben size söyleyeyim, dikkat edin. Böyle düşünen adam şeyden Ehl-i Sünnet mezhebini anlamamış demektir. Tamam mı? Cüz-i irade öyle bir şey değil. Tamam? İnsanların çoğu öyle düşünürler piyasada. Mutezilidirler yani. Üzerine gitmiyoruz çünkü gitsek daha büyük problemler çıkar. Kaldıramaz akıllar yani şu kelamı yani. Şuradaki tahkikleri yani. Kaldıramazlar, oturup ilim tahsil etmeleri gerekiyor. Biz yıllarca bunlarla uğraşıyoruz. Ancak hani böyle bir şey anlamaya başlıyoruz falan böyle. İstikametimizi muhafaza edecek bir rayda durmaya çalışıyoruz o da. Efendim. Kolay değil. Sırrı kaderleri tartışıyoruz biz şu anda. Resmen sırrı kaderi tartışıyoruz. Yani kelam ilminin zarureti olmazsa caiz olmazdı bu şer'an. Birçok delil var yani. Efendim. Konuştuğumuz konu öyle böyle bir şey değil şu anda, tamam mı? Ama kavramlarla olayı biraz daha netleştirmeye çalışıyoruz. Vücut dediğimiz şey mütevati, mesela insan gibi değil. Mesela Zeyd de Amr da Bekir de insan. Biri diğerinden daha insandır diyemiyorduk ya efendim. Ya bu da hareket, bu da hareket, bu daha fazla hareket falan. Böyle bir şey yok yani, hareket harekettir yani. Bir külli var, bütün fertlerine eşit seviyede sadık oluyor. Ama beyaz öyle değildi. Mesela evet, beyaz müşekkek oluyordu. Vücut beyaz gibi değil diyoruz. Bu tabi Ehl-i Sünnet'in genel olarak görüşü. Dikkat edin. Yoksa diğer fırkalar, meşailer, vahdeli vücutçular, işrakiler falan bambaşka. Onların mezhebi bambaşka yani. Vücudun teşakkuku. Bakın kudretle çok alakalı bir mesele. Kudretin tesiri. Tanrı alem ilişkilerinde onların farklı görüşleri olacak o yüzden. Tamam? Evet. Beyaz bir tane külli kavram var, onun dağıldığı şeye göre. Müşekkek, tamam, beyazın müşekkek olması vücudun müşekkek olmasını gerektirmez işte yani. Ben işte evet. Beyazın da sanki müşekkek değilmiş gibi. Yani yok, beyaza müşekkek demişti. Zaten müşekkekin bir örneği olarak beyazı getirmiştik. Yoksa müşekkek diye bir kavram söyleyip hiçbir örnek getirmesek zaten anlayamazdınız muhtemelen. Dedik ya, yani tarluk ettiği şeye göre az veya çok diyebiliyoruz. Diye sayıya göre diyebiliriz. Sayı açısından sadece o da bir tür mecaz falan olur. Ben size söyleyeyim. Yani ben dil tahliline daha geçmedim. Yani dilsel olarak bunun mecaz hakikat olduğuna da ayrı bir mesele bu. Basit bir şey yok onun diyemiyorum. Basit bir şey de. Yani yokluktan varlığa, o hareketin yokluğu veya varlığı. Kudret buna taalluk ediyor. Kudret hareketin varlığına taalluk ediyorsa bu bir tek basit bir şey bu vücut. Buna bir tane kudret tesir olarak taalluk eder. Var etme açısından taalluk eder. Mekanik şeylerde de 1-0 veya ona benziyor. Aynen öyle. Dijital olmak, yani geçiş. Olmak. Evet, manuel değil yani. Dijital biliyorsun. Manuelde nedir? Mesela analog, pardon. Analog şeyde şöyledir yani. Elektrik dalgası analog olarak böyle continuous, devamlı bir çizgidir falan. Efendim, ama dijitalde şöyle hani gider, 0-1 gibi gider yani. Var etme yok etme biraz 0-1 gibi düşünün. Tabi bunlar tamamen anlamak için model, yoksa şeyi yok bunların. Yani bunlar istidlal değil, evet. Şimdi örneği var ya, bazı lambalar var böyle, dereceli açıları. Ona benziyor, evet. Ama onun da yine bir 0'la 1 arasında bir fark var ama. Evet, bizim frekansını duyularla idrak edemediğimiz için yok, öyle. Bu ışık bize şey gibi geliyor ya, devamlı gibi geliyor, kesik değilmiş gibi geliyor. Ama biz biliyoruz ki aslında bu kesik kesik geliyor. Tabii fotonlar öyle, öyle düşünüyoruz bugün. Belki yarın bir gün öyle düşünmeyiz ama bugünkü gününde öyle düşünüyoruz. O da göreceli bir şey. Fotonlar kesik kesik geliyor. Zaten ışığın dalga boyu, dalgası frekanslı bir şey yani. Öyle tek düze bir şey değil, kesik kesik aslında. Hani daha yavaşlatsan onun kesik olduğunu görüyorsun gibi düşünün.
Çok ilginç şeyler bunlar. Yani etrafında gördüğümüz manalar çok soyut felsefi kavramlar. Bu kavramlarla sen varlığa bakmak zorunda mısın, yoksa başka kavramlar üretebilir misin? Başka manalar. Tabii kavramlar deyince manalar var yani bir şekilde. Velhasıl tamam. وَالِخْتِرَعُ مُتَسَوِينَ. Bakın bu cümle böyle basit, masum bir şeye benziyor. وَالِخْتِرَعُ مُتَسَوِينَ. Yani var etme, yok etme veya var olma veya var etme diyelim eşittir. Yani biri diğerinden daha fazla var edebiliyor veya daha kuvvetli var edebiliyor. Hiçbir anlamı yok bunun. Tamam? Felsefeyle tartışsaydı buraları falan daha... İrade konusunda daha çok gelecek ama biraz zamanla alakalı olacak. Felsefecilerle illet meselesini iradeyle bağlantılı tartışacak. Evet, sebeplerin meselesini. Şimdi diyor ki فَلَيْسَ فِيهِ اَشَدُّ وَاَضْعَفْ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ تَرْجِيحٌ. Yani öyle biri diğerinden daha kuvvetli olduğu için o daha baskın gelir diye bir şey düşünülemez. Tamam? O halde اَدَّلِيلُ الْقَطِعَ عَلَى اِثْبَاتِ الْقُدْرَتَيْنِ سَاقَنَا اِلَى اِثْبَاتِ مَقْدُورٍ بَيْنَ قَادِرَيْنَ. Geriye bir tek şey kalıyor. Şimdi iki tane kat'i bilgi bizi mecburen kesbe götürdü. Peki kesbte hadis kudretin fiilin ihtiyari fiile taallukunun anlamı ne? Yani bu boşluk kaldı şu anda. Tamam, bu anlam var etme olarak bir anlam değil. Peki ne anlama geliyor? İşte şu anda ona başlıyor itiraz. Hakikaten buna cevap verilmesi lazım. Yani biz sadece bir lafız kullanıyoruz, taalluk ediyoruz lafızda ama gerçekte hiçbir şeyi yok. Hiçbir alakası yok. Hani ağaçla bilmem Mars gibi bir şey falan. Hani öylesine biz zihnimizde taalluk ettiriyoruz falan. Öyle bir şey mi yani bu? Hani bağımsız bir araz var insanda. Fiille hiçbir alakası yok falan yani. Hani öylesine isim veriyoruz ona. Varlığını da göremiyoruz. Kudret, hadis kudret sizin gördüğünüz bir şey mi? Gördüğünüz bir şey değil. Hepsi makul manalar. Tamam? Mahsus manalar değil bunlar. Mana yani. Tamam, hatta mahsus değil yani. Dolayısıyla bunun açıklığa kavuşturulması lazım. İmam da onu yapacak. Devam edelim. Fe'in qil. Fe'in qil. Delilu la yesuqu ila muhalin la yufem. Ve ma zekertumuhu gayru mefhum. Evet. Kulna aleyna tefhimu. وهو أننا نقول اختراع الله تعالى للحركة في يد العبد معقول دون أن تكون الحركة مقطورة للعبد فمهما يعني دون أي pardon burada قبل diye düşünün قبل أن تكون yani دون deyince bazen karışabilir yani dön sanki hiç böyle değilmiş gibi yok sonradan maktur oluyor yani hadis kudreti yaratmadan önce de bu fiil efendim şey olabilir yani evet Allah Teala yaratması düşünülebilir yani. İster hadis kudret olsun ister olmasın o manada diyor. Ama sonra hadis kudretli de yaratabilir. Tamam. Duneyi kable diye anlayın. Evet. Bakın ma'aha buranın altını çizin. فَمَهْمَا خَلَقَ الْحَرَكَةَ وَخَلَقَ مَعَهَا قُدْرَةً عَلَيْهَا. Evet. بالاختراع للقدرة والمقدور جميعا وخرج منه أنه منفرد بالاختراع وأن الحركة موجودة وأن المتحرك عليها قادر وبسبب كونه قادرا فارق حاله حالة للتعب فاندفعت الإشكالات كلها. Evet, şimdi bu parafta özetle ne anlattı? Şimdi Allah Teala'nın kulun iradi fiili dediğimiz bir hareketini kadir olması, onu var etmesine kadir olması, ister kulda bir hadis kudret Allah Teala tarafından ayrıca var edilsin edilmesi zaten var. Ama Allah Teala ayrıca bu fiili zaten yaratıyor ama o fiili yaratması dışında efendim kulun ihtiyari fiilinde bir hadis kudret de yaratıyor kul için. Yani kadim kudret var. Hadis kudret zaten hadis olduğu için Allah Teala tarafından yaratılmış. Bir de makdur var. Makdura kadim kudretin taalluku halk cihetinden, hadis kudretin taalluku kesb cihetinden. İki farklı cihetle taalluk ediyor. Efendim diyor ki bütün bu sahneyi anlattık şimdi diyor. Peki bu durumda şu yargılarımızın hepsi doğru hale gelir. Ve bu yargılar şeriatta var, dilde var. Mana olarak da makul yargılar ve hiçbir zaruratı inkar etmemiş oluyoruz. Tamam. Dile geri dönüp yani dil seviyesinde veya nakil seviyesinde herhangi bir şeyi inkar etmeyen bir pozisyonda durmaya devam ediyoruz diyoruz. Bütün bunlar böyle olunca وَخَرَجَ مِنْهُ bütün bu sahneden hadis kudret var onu da Allah yaratıyor. Efendim kadim kudret var asıl yaratan o. Yani fiili var eden o asıl. Fiilin kendisini var eden o. Bu durumda şöyle bir şey çıkıyor. اَنَّهُ مُنْفَرِدٌ بِالْاِخْتِرَاءِ tek yaratan Allah Teala'dır. Biz zaten naslarda uygun.
وَاَنَّ الْحَرَكَةَ مَوْجُودَةٌ Hareket var mı? Var. Evet. İnsanın hareketi. وَاَنَّ الْمُتَحَرِّكَ عَلَيْهَا قَادِرٌ وَاَنَّ الْمُتَحَرِّكَ قَادِرٌ عَلَيْهَا عَلَيْهَا قَادِرٌ قَادِرٌ عَلَيْهَا deseydi daha iyi olurdu. Bence burada takdimin çok veci yok yani. وَاَنَّ الْمُتَحَرِّكَ قَادِرٌ عَلَيْهَا Tamam. Yani hareket eden insan değil mi? Kendisi mesela hareket ediyor, yürüyor değil mi? İnsan hareket ediyor, yürüyor. Hareket eden insanın kendisi kadir midir bu fiiline? Evet. Çünkü onda hadis kudret var. Kudretle muttasıf olan kadirdir. İnsan demek ki mecbur değil, kadirdir. Tamam. İnsan fiillerine kadirdir. Bu vesileyle mükellef oluyor, kasip oluyor. Tamam. Anladık burayı. وَبِسَبْبِ كَوْنِهِ قَادِرًا فَارَقَ حَالُهُ حَالَةَ الْمُرْتَعِدِ İnsan kadir olduğu için, hareket eden insan, etmek isteyen insan mesela, kadir olduğu için de işte hastalıklı değil mi de felçli bir insandan ve istemsiz hareketlerde bulunan bir insandan farklılaşır. Böylelikle fende fatil işgalatu kulluha. Bütün işgaller de gitti. Her şey yerli yerine oturdu yani. Diyor. Tamam. Yok mu? Nasıl oturmadı? Zihinlerinizde mi oturmadı? Neresi oturmadı? Oturmayan yeri sorman lazım çünkü. Bayağı böyle adım adım gitmeye çalıştık. Yavaş da gittik. Buralar çok zor olduğu için. Hocam mesela Allah sen da, düşün nerenin oturmadığını namazdan bile. Tamam. Kadim kudret dediğin de hadis kudretlik. Mesela tamam. Kadim yani fiili yaptığı anda mı hadis kudreti değer ediyor? Valla ondan hiç bahsetmedi daha İmam Gazali. O ayrı bir mesele olarak tartışılıyor biliyorsun. Maturidiler de bayağı tartışıyor eşerler de. Yani el-istita'atu قبل الفعل مع الفعل mesela meselesi. Burada hiçbir şey demiyor şu anda yani. Ne olumlu ne olumsuz hiçbir şey demiyor yani. Orası. Orayı bilmiyorum imamın veya eşarilerin burada görüşüne, imamın yani görüşüne. Belki gelir bizimle mesela ama bilmiyorum. Ama genel olarak denilen مع الفعل'dir deniyor yani genel olarak. Leysa قبل الفعل. Çünkü gerek yok. Zaten yani ma'al fiil önce de tesir etmiyor ya hakiki var etme manasında bir tesir etmiyor. Öncesinde var olmasının bir anlamı yok. Öyle bir kudretin var olduğunu söylemenin bir anlamı yok. Ama bazıları demişler ki eğer selametül esbab vel alat diye kast edersen hadis kudretten kastın buysa var. Evet. Yok değilse yok. Evet. Değiniyor burada zaten. Değil. Değiniyor mu ona? Hafif olarak söylüyor sen değil mi? Kudretin fiilden önce mi fiil anında? Anında mı? Hadis kudretin var edildiği Allah tarafından. Ben bunu hatırlamıyorum yani. Ben de dersi hazırladım ama bunu hatırlamıyorum. Yani hadis kudret ne zaman yaratılıyor sorusu hani. Hadis kudret. Evet. Ebu Bekir evet. Hızlanalım biraz. Yavaş ilerliyoruz bayağı. Kasip hani kesbetmesinde biraz hani bir şey icra etmesi gerekmez mi? Onun mesela iradesine genelde. Hani kesbetmesi yaratması değildir, irade etmesidir diyoruz biz değil mi? Öyle, evet. Ama bu Mutezile ile aramızdaki ihtilafı çözmüyor böyle bir açıklama. Mutezile kul irade etmiyor demiyor yani. Ya yani bizim yani konuyla alakası yok diye. Yani evet tam olarak tartışmamız da zaten imamı dikkat edin böyle lafızlar ve genel şeyleri tartışmıyor sizinle. Gerçekten sorunun göbeğine inmeye çalışıyor inebildiği kadarıyla yani. Hani Mutezile ile beraber sorunun bizatihi nerede kilitleniyor bizi oraya götürüyor bakın. Yani hani buna kes dedik demedik bununla hiç uğraşmıyor bakın. Yani en son oraya geliyor. Hani artık sen istersen buna şunu de bunu de o benim için önemli değil. Manayı anladın diyor. Bu yöntem muazzam bir yöntem. Bakın lafızlara takılan ilerleyemez. O yüzden ilim talebinin başlarında talebe hep şeydir yani. Lafızdır onun için. Yani orada lafız varsa tamamdır. Sanki derin dava iddia ispat edilmiştir yani. O kavramlar böyle lafız gramer olarak üst üste oturursa, binerse tamamdır. Ama mesele böyle değil. Yani çok rahat bir mugalataya kurban gidebilirsiniz lafız değişikliklerinde yani. Sizin manayı takip etmeniz lazım daha doğrudan. Lafızların tesiri altında kalmamanız lazım. Şimdi kesb meselesi kudret üzerinden aslında anlatılır. İrade üzerinden değil. Hadis kudretin fiile, Allah'ın yarattığı fiile mukarenet etmesidir kesbetmek. Tamam mı? Bu mukarenet varsa kesb var, yoksa kesb yoktur. Tamam mı? Ama nedir? Tabii ki kesbeden tesirden var edip etmemesi açısından mı mesul oluyor? Hayır. İrade edip etmemesi açısından o mükellef oluyor. Senin dediğin mükellefiyet biraz.
Yani mükellefiyet yönü iradeden kaynaklanıyor yani, tamam? İradenin taalluku. Tabi ama iradenin taalluku da o hadis kudretin taallukunu gerektiriyor zaten biraz. Değil mi hadis kudret? Yani aciz değil mi? Felçli bir insan iradesi varsa bile şey değil yani. Evet. Hakiki mükellefiyet oraya geliyor sonuçta. Evet. Şimdi tamam. Şimdi bu hasiluhu devam edelim. Ve hasiluhu ennel kadir vasi'ul kudra. Fehuve kadirun alel ihtirai lil kudreti vel maktur ma'an. ولما كان اسم الخالق والمخترع مطلقا على من أوجد الشيء بقدرته وكانت القدرة والمقدور جميعا بقدرة الله تعالى سمي خالقا ومخترعا ولم يكن المقدور بقدرة العبد وإن كان معها فلم يسمى خالقا ومخترعا ووجد. Heh, bu dakika burada duralım. Şimdi bundan sonra biraz daha farklı bir ibare gelecek. وَلَمْ يَكُنِ الْمَقْدُورُ بِقُدْرَةِ الْعَبْدِ وَاِنْ كَانَ مَعَهَا. Bu cümlenin altını işaretleyin. İşte ba ile ma'a arasındaki fark burada. Önceki ma'ayı dedim aslında ama orası değil fazla ya. Burası asıl. Buradaki ma'a. Orayı hatta silin yani. Yanlış söyledim. Efendim. Ba ile ma'a, bakın bunu hep göreceksiniz kitaplarda. Artık bu harfi cerlerin kullanımı veya ba harfi cer ve ma'a isminin kullanımı meselenin alemi gibi olacak. Hatta biz harflerin İstimallerinde hissettiğimiz anlamların çağrışımından istimdat ederek derdimizi ifade etmeye çalışacağız. Yani harflerin isimlerde bulunmayan farklılıklarını kullanmaya çalışacağız derdimizi ifade ederken. Çok ilginç bir şey bu da yani. Hani biz bir laf oyunu falan da yapmıyoruz ama harflerden de istifade ediyoruz yani, harflerin delaletinden. وَلَمْ يَكُنِ الْمَقْدُورُ بِقُدْرَةِ الْعَبْدِ Yani بِتَأْثِيرِ بِخَلْقِ قُدْرَةِ Ba sebebiye derseniz ba'ya, hakiki bir sebeplilik var mı? Kul için yani mesela ketebtu bil kalem demeyelim mesela. Mesela bir sebebi ve bi hasara zeydun ala keda. Yani benim vesilem ne diyoruz ya, vesile kelimesini kullanıyoruz, kesbi çağrıştıran. Benim sebebimle, benle işte falan kimse şu nimete nail oldu falan. Veya bihi. Oradaki bahi sebebiyet alırsak dilde hakiki bir sebebiyet midir? Evet. Ne açıdan hakikat, ne açıdan mecaz? Hakikati nefsül emirdeki akli kaidelerimiz mi belirler? Dildeki hakikati. Yoksa dilin kendi istimalleri anlamı mı verirler? Dille gerçeklik arasındaki ilişkileri düşünün. Hayda işte böyle bir problem çıkıyor. Hakikat ve mecaz. Ha? Daha mecaz aklide de aynı problem var. Mecaz akli diyorsunuz falan. Bazı cümleler mecaz ahli derseniz efendim bütün dil mecaz haline gelecek. Hı. Efendim hatırlıyor musun bu tartışmaları yani? Mecaz şeyde aynı problem. Mecaz ahli de işlerken bizim de aklımıza öyle bir şey gelmiş. Tabii yani, mesela, gayet makul gelmezse problem yani. Efendim. Aynen öyle. Tabii. Mesela kitap dediğimiz zaman o zaman bu da mecaz oluyor. Bu da mecaz oluyor. Çünkü Allah yaratıyor o kitabeyi falan. Ben hocam onun şeyi vardı. Bir cevabı olması lazım. Kitabı Müslüman örneği veriyor. Ama işte bana o cevaplar, o kafir Müslümanı karine alalım şey her yerde tutmuyor bana, her yerde olmuyor, bazı yerlerde oluyor da ketebe gibi bir yerde olmaz. Dil böyle şey üzerine, itikat üzerine dilin anlamları kurulmaz. Bu dil ortak bir dil, kafirlerin de Müslümanların da ortak olduğu bir dil, tamam. Biz kendi akaidimize mebni olarak dilde hakikat mecaz tespitleri yapabilir miyiz yani? Böyle bir şey olabilir mi? Nefsül emirde biz kesbi söylüyoruz. Muhtedir kesbi kabul etmiyor. O halde mecazın kuralları ona göre farklı, bize göre farklı olacak. Böyle bir şey olur mu? Evren mecaz ve hakikat dilin kurallarından bahsediyorsak, dil bilim içerisinde konuşuyorsak. Ne kadar problemli bir şey değil mi? Fark ettiniz mi yani? Bunu yaparsa biz kendi toplumumuza sıkmış oluruz. Yani bir gün bize diyecek ki siz nasları böyle anlıyorsunuz. Zaten sizin o nasları anladığınız dil kuralları sizin kendi akaidiniz üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla devre giriyorsunuz diyecekler bize. Cevap veremeyeceksiniz o zaman böyle şeyleri yaparsanız yani. Daha köklü cevaplar bulmanız gerekiyor. Daha derin, daha kuşatıcı, dil gerçeklik ilişkilerini beraber düşünmeniz lazım. O belagattaki kaideleri kelami bir derinlikle beraber düşün. Muhtemelen bunların çok üst düzey kitaplarda, haşiyelerde cevapları var. Yani derin şeylerde. Efendim. Nasıl? Yok, buradaki sebebiyet manasını alabiliriz çünkü nefi ediyor. وَلَمْ يَكُنِ الْمَقْدُورُ بِقُدْرَةِ yani بِتَأْثِيرِ بِخَلْقِ قُدْرَةِ الْعَبْدِ tamam. وَاِنْ كَانَ مَعَهَا demek ki kadis kudret مَعَ الْفِعَلْ لَكِنْ لَيْسَ مُؤَثِّرًا لِلْفِعَلْ مَعَهَا لَا بِهَا لَا بِهَا aynen öyle. Bu çok geçecek. Bu kelam kitaplarından sonra hep göreceksiniz bunu yani. Hatta kelam ilminin tarifinde de يَقْتَدِرُ مَعَهَا diyor.
Biha demiyor efendim, tamam mı? Ma'aha diyor, tamam. Yani mahiyet efendim ve de yaratmam. Felem yüsemme halikan ve muhtari'an. Bu yüzden kul şeydir denmedi. He, bu durumda ve vecebe. Evet, devam edelim. Ve vecebe en yutlaba lihâven namtî min nisbeti. Namtî. Minen nisbeti ismun âkhar. Muhalifun fetulibe lehu ismül kesbi. Teyemmünen bi kitâbillâhi teâlâ. فَإِنَّهُ وُجِدَ اِطْلَاقُ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اَعْمَالِ الْعِبَادِ فِي الْقُرْآنِ وَأَمَّا اسْمُ الْفِعْلِ فَتَعَدَّدُوا فِي اِطْلَاقِهِ وَلَا مُشَاحَةَ فِي الْأَسَامِ بَعْدَ فَهْمِ الْمَعَانِ. Evet, şimdi biz dedik hadis kudretin olması gerekir dedik ve dolayısıyla hadis kudretin taalluk vecihi yaratma değilse peki nasıl bir vecihle taalluk ediyor onu anlatmadı. Ama ilk isim verdi. İlginç bir şekilde. Ama gelecek biraz. Sertler üzerinden açılacak mesele. Ama dedi ki buna bir isim vermemiz uygundur. Gerekir. Biz de buna kesb ismini verdik. Yani İmam Eşleri buna kesb dedi. Bunda da gene Kur'ani bir ıstılah diyor. Değil mi? Bima kuntum teksibun değil mi? Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Kesb çok geçer Kur'an-ı Kerim'de. Hatta halk neredeyse geçmez. Geçtiği yerde de takdir ölçü anlamına geliyor. İnni ahluqu lekum min at-tini kehayati at-tayri fa anfukhu fihi feyakunu tayran bi'znillah. Burada denemez yani İsa Aleyhisselam bakın yarattığını Allah Teala bildiriyor İsa Aleyhisselam'ın efendim yarattığını. Ama buradaki halk nedir? Takdir etmek, ölçü biçmek yani planlamak gibi falan düşünebilirsin. İnni ahluqu lekum min at-tini kehayati misle hayati at-tayri. Bir kuş heykeli gibi bir şey ölçüp biçeceğim yani size, tamam efendim. Yoksa oradaki var etme anlamında değil, zaten halkın anlamı takdirdir genel olarak, tamam. Yaratma anlamı da var tabii ki, kesinlikle. Evet. Tamam. Fiil isminde bile ihtilaf edildi ama peki yani kulun yaptığı şey, kula nispet ettiğimiz sıfat veya isim nedir? Kes. Peki fiil. Kul şunu yaptı diyebilir miyiz hakiki manada, mecaz olmadan? Maturidilerde. Evet, maturidilerde oluyor mesela. Eş'arilerde olmuyor genel olarak. Hakiki manada fiil nispet edilmez demişler. فَتَرَدَّدُ فِي اِطْلَاقِهِ وَلَا مُشَحَّتَ فِي الْأَسَمِ بَعْدَ فَهْمِ الْمَعَنِ. Oraya girmiyor bile hiç o tartışma. O bir dil tartışması. Biz kelam yapıyoruz burada daha fazla diyor. Yani dil olarak şey yapmamız önemli değişimdirik diyor yani. Tamam. Tamam devam edelim. Fe in qil eş-şe'nu fi fehmi'l ma'na ve ma zekertumuhu gayru mefhum. Fe innel kudrete'l mahlukate'l hadisete in lem yekun laha taalluqun bil makdur lem tufham. İz kudretun la makdura laha muhal ke'ilmin la ma'luma le ve in taallaqat bih fe la yu'kalu taalluqul kudreti bil makduri illa min haythu تأثير والإيجاد وحصول المقدور بها فالنسبة بين المقدور والقدرة نسبة المسبب إلى السبب وهو كونه به فإذا لم يكن به لم يكن بينهما علاقة فلم تكن قدرة إذ كل ما لا تعلق له فليس بقدرة بقدرة إذ القدرة من الصفات المتعلقة. Hah, demek ki taalluk eden sıfatlar var, etmeyen sıfatlar var. Yani taalluk etmeden düşünemeyeceğimiz sıfatlar var. Kudret, ilim, irade gibi. Ama hayat gibi taalluk etmeyen sıfat da var. Gayrına taalluk etmiyor. Bu paraf anlaşılır. Evet. Kulna. Kulna hiye mutaallika. Ve kavlukum etteallukum maksurun alel vuku'i bih. Yuptilu taallukal iradeti vel ilmi ve in kultum. إن تعلق القدرة مقصور على الوقوع بها فقط فهو أيضا باطل فإن القدرة عندكم إذا فرضت تبقى وإذا فرضت قبل الفعل فهل هي متعلقة أم لا فإن قلتم لا فهو محال وإن قلتم نعم فليس المعنى بها معني بها desek daha iyi olur bence. معني بها معني بها وَقُوعُ الْمَقْدُورِ بِهَا اِذِ الْمَقْدُورُ بَعْدْ لَمْ يَقَعْ فَلَا بُدَّ مِنْ اِثْبَاتِ فَهْمٍ آخَرْ مِنَ التَّعَلُّقِ سِوَى الْوُقُوعِ بِهِ اِذِ التَّعَلُّقُ عِنْدَ الْحُدُوثِ يُعَبَّرْ عَنْهُ بِالْوُقُوعِ بِهِ وَتَعَلُّقُ قَبْلَ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لَهُ فَهُوَ نَوْعٌ آخَرْ مِنَ التَّعَلُّقِ قَوْلُكُمْ إِنَّ تَعَلُّقَ الْقُدْرَةِ لَهُ نَمَطٌ وَاحِدٌ
خطأ وكذلك القادرية القديمة عندهم فإنها متعلقة بالعالم في الأزل وقبل خلق العالم فقولنا إنها متعلقة صادق وقولنا إن العالم واقع بها كاذب لأنه لم يقع بعد فلو كان عبارتين عن معبر واحد لصدق أحدهما حيث يصدق الآخر. Evet, şimdi imam cevapta ne diyor? Biz diyor kudretin taalluk eden bir sıfat olduğunu inkar etmiyoruz. Bu hadis kudretle taalluk ediyor. Ama sizin taalluku sadece var etme, vuku'a bihi, vaka'a bihi olarak almanız zı kabul etmiyoruz. Yani bu hal bu sizi de ilzam eder ki irade ve ilmin taalluku vardır. Ama bu taalluk var etme şeklinde değildir. Demek ki bir sıfatın bir şeye taalluk etmesi için ille de onun vaka biha olması gerekmez. Ha, burada soru şu gelir. İyi de kudret irade ilimden farklı. Ama hadis kudretle kadim kudret ikisi de kudretler. Yani biz kudret sıfatının taallukunun var etme olarak olduğunu söylüyoruz falan deseler. Hani irade ve ilmin taallukları farklı çünkü kendileri de farklı. Ama siz ikisine de kudret diyorsanız. İkisi de kudret anlamına sahip efendim. Bu durumda gene taalluklarının aynı olması lazım. Tesir etme. İmam Gazali diyor hayır. Fehu aydan batilun. Böyle bir şey gene size göre de olamaz. Çünkü kudret sıfatının olup taallukunun olup tesir etme anlamının olmadığı, var etme anlamının olmadığı durumlar var sizde de. Nedir bunlar mesela? Size göre zaten kudret baki birden fazla anda var olabiliyor. Allah kulda evda'a kuvve muda'a deniyor bu görüşe. Mutezile'nin görüşü. El-kuvvel muda'a. Allah Teala kulda fiili var etmeden önce, bir süre önce de, bir saat önce, bir gün önce, üç ay önce de bir hadis kudret yaratıyor. Ve bu hadis kudret değil mi? Birçok makdura taalluk ediyor. Bir insan bir şey yapmadan önce de ben şunu hareket ettirme, şu kalemi hareket ettirmeye kadirim diyebiliyor. Ben şu önümdeki kalemi hareket ettirmeye kadirim diyor. Demek ki bende bir hadis kudret var Mutezile'ye göre öncesinde, tamam mı mesela? Ve bu hadis kudret bende var. Bir fiil hareket etmemiş kalem ama taalluk ediyor bu kaleme. Demek ki her kudretin, kudret sıfatının taalluku var etme anlamında olması gerekmiyor. Ki bu da ne olmuş oluyor? Buna biz sonradan suruhi taalluk diyoruz. Demek kudret sıfatının iki tür taalluku olabiliyor. Bir tencizi, var etme, tesir etme. Bir de suluhi. Demek ki kudret sıfatına beraber kudretle makdur arasındaki taalluku bir tek hakikate, bir tek anlama sınırlandırmamız gerekmez yani. Tamam. Yani en azından ilzami cevaplar bunlar şu anda. Hani sizi de bağlar, bir orada durun. Yani bu taallukun türü bir tanedir demeniz bir kere böyle bir iddianın bir gerçekliği, doğruluğu yok. Bunu nakzeden örnekler var. He biz hangi manada taalluk ediyor diyoruz kesitte falan. Onu belki açıklarız ayrıca veya açıklayamayız. Ama en azından şunu biliyoruz. Kudret ve makdur arasında bir tür taalluk türü düşünülebilir. İddiasının yanlış olduğunda hemfikiriz. Kapı açıldıktan sonra iş daha kolay hale gelecek. Tamam mı? Kelam yöntemini fark ettiniz mi? Biraz ilzami gidiyoruz ama biraz mecburuz yani burada. Hani biz kat'i şeylere zarar vermemek adına böyle bir raya girdik şu anda yani. Efendim. فَهُوَ النَّوْعُ الْآخَرُ مِنَ التَّعَلُّقُ dediği تَعَلُّقٌ صُلُوحِ Yani bu 160'ın birinci paragrafın ortasında yani dördüncü satırda فَهُوَ النَّوْعُ الْآخَرُ مِنَ التَّعَلُّقُ Yani تَعَلُّقُ صُلُوحِ Ki bunu diyor Mutezile de kabul etmek zorunda. Çünkü alem ezelde de Allah Teala alemi var etmeye kadirdi ezelde de. Ama alem var değildi ezelde. Demek ki kudret var. Efendim Allah kadir, kadirilik var, kadirlik var. Çünkü kudret sıfatı zahit bir sıfat olarak yok. O yüzden ve kezerike el kadiriyetul kadime bir hal olarak, cübbailere göre bir hal olarak veya mutezilere göre zata dönen bir sıfat olarak el kadiriyetu, tamam? Kudret demedi de el kadiriyye dedi. Çünkü zaten kudret sıfatını zata zahit bir sıfat olarak kabul etmiyorlar. Bu var ezelde ama gene maktur yok. Demek ki taalluk farklı olabiliyor. Burada duralım. Bir ara verelim. Sonra inşallah devam edelim yani. Bismillahirrahmanirrahim.